Merhaba arkadaşlar. Java Blackboard isimli Telegram kanalımızda kodlarımızı yayınladığımızı söyledikten sonra dersimize geçelim. Çok kısa bir ders yapacağız arkadaşlar. Renkler aynı olduğu için şuradan hemen bir tane kırmızı bir şey alalım. Brush'a geçelim. Arkadaşlar bu derste Scroll Pane Şablon diye bir şey hazırladım. Yani işinize yarayacak bir şey. Şablon olarak bir kod vereceğim. Kendiniz de hazırlarsınız daha da güzel olur. Bir tane frame'imiz var arkadaşlar. Şu yeşil renkli olan kısım. Frame'e bir tane metodumuz var. Tabii o metot şey çağırıyor. Scroll pane çağırıyor. Bu sarı olan işaretlediğim yerde arkadaşlar bir tane panelimiz var. Ve o panelin bir tane de şeyi var. Scroll pane'i. Yani frame'e scroll pane eklenmiş bir panel. Oluşturduğumuz şey bu kadar. Program bu kadar. Sonra canınız nasıl istiyorsa şeyin içini scroll pane'in içini doldurursunuz arkadaşlar. Şimdi koda bir bakalım ve dersimizi hemen bitirelim. Çok basit bir şekilde kodumuzda öncelikle bir tane renk belirliyoruz. Frame'in background rengi. Sonra frame'imizi oluşturuyoruz. Başlık var. Null layout verdik. Burada scroll pane ekle metodumuzu çağırdık. Oraya birazdan geleceğiz. İşte frame'in özellikleri şurada arkadaşlar. Şu nadiren bahsettiğim, hadi burada da bahsedeyim. Get content pane metodunu önce çağırıyoruz. Ondan sonra da set background metodunu çağırıp buna renk veriyoruz. Frame'e doğrudan renk veremiyoruz arkadaşlar. Bilginize. Şimdi geldik. Ha. Scroll pane'e geldik arkadaşlar. Bir tane metot oluşturuyoruz. Scroll pane döndüren bize. Scroll pane ekle diye bir metodumuz var. Bu metot bize bir tane scroll pane döndürüyor ve bir panele bağlı. Bütün olayımız bu kadar arkadaşlar. Panelimizin boyutu şu kadar. 730'a 600. Bir tane scroll pane oluşturuyoruz ve o scroll pane'e gördüğünüz gibi burada panelimizi ekliyoruz. Sonra da scroll pane'in rengini verdik arkadaşlar. Buradaki renk dikkatinizi çeker belki yok gözükmüyor diye. Aslında gözüküyor. Onu çalıştırdığım zaman size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bizim panel background'ımız aslında şu sarı olan ortadaki. Şurada minik bir çizgi var. Çok ince çizgi. Bu çizgi bu şeyin panel üstte kaldığı için scroll pane'in aslında background'ı. Yani orayı ben şöyle 0, 0, 0 siyah yaparsam arkadaşlar tekrar çalıştırıyorum. Çerçeve rengi siyah yapmışım gibi gözükecek. Aslında öyle değil. Altta şey var. Scroll pane var. Onun üstünde turuncu renkli panel olduğu için aslında panel rengi gözüküyor. Ama panel biraz daha içte kaldığı için sanki burada bir çerçeve rengi varmış gibi gözüküyor. O sizin sorularınız gelecek olursa şimdiden yanıtlamış olayım. Sonra arkadaşlar burada anlatmamız gereken polis. Bir de şu var arkadaşlar. Şimdi yatay bar ihtiyaç olduğunda gözüksün. Dikey bar daima gözüksün demişiz burada. Şimdi ihtiyaç olduğunda gözüksün ne demek? Şimdi şuranın genişliği 730. Ama scroll pane'in genişliği 760. Dolayısıyla panelin genişliği, scroll pane'in genişliğinden küçük olduğu için burada yatayda bar gözükmüyor. Ben bu barı 1730 yaparsam, yani genişliğini arttırırsam, çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, şu aşağıda, şu köşedeki siyah rengi görüyorsunuz değil mi? O işte şey scroll pane'in background renginden kaynaklanıyor. Şimdi şu alttaki yatay bar ihtiyaç olduğunda gözüksün demiştik ya. İşte ben ölçüyü yükseltince arkadaşlar sağdan sola boyut büyüdü ve o yüzden de scroll pane'in ölçüsünün dışına çıkınca bize asıl göstermesi gereken panel olduğu için scroll pane'imiz gözükmeye başladı. Silip tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aşağıdaki panel scroll bar gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü gerek yok. Yani ihtiyaç duyulmuyor şu anda. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Şuradan şöyle çağırırsak, evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kısa bir ders olacağını söylemiştim. Umarım işinize yarar.
Arkadaşlar dersleri izlediğinizde ihtiyacı olan demeyelim de işine yarayacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara link gönderirseniz sevinirim.